Manşet. Gerçek çok net. Evet, 27 ülke ülkeye, Türkiye adalet sistemine eğitim veriyor. Onların da müfredatı tartışılıyor. Bunlar bizi mutlu ediyor. Yani Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyor. Çarşamba günü de yine bu defa YÖK'te bir toplantı vardı. İlk defa denilen öyle, ilk defa YÖK ve Tarım Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. O protokolle de üniversitelerin ziraat, orman ve veterinerlik fakülteleri Tarım Bakanlığı ile bundan sonra daha etkili işbirliği içerisinde bulunacak. Ben de o toplantıya yine Tarım Bakanım, Tarım, Ziraat ve Orman dekanlarımızla katıldım. Notlar aldım. Aslında bizim düşündüğümüz şeyler, yani Tarım Bakanlığı ve YÖK arasındaki işbirliği, üniversiteler ve Tarım Bakanlığı ve Taşra'daki teşkilatların etkili işbirliği içinde olsun diyorlar. Biz de zaten, ben de ekibimle birlikte her fakültem, her yüksek okulun şehirdeki kendisiyle ilgili birimlerle aktif işbirliği içerisinde bulunmalı diye geldiğinden beri söylüyorum. Ve arkadaşlarım da buna inanarak bunun programlarını yapıyorlar. Yani her zaman benim söylediğim, şehrin her meselesi üniversitenin de meselesi olmalı. Şehrin işte ziraatta, tarımda, ormanda ki öncü fikirler aslında üniversiteden olmalı. Şehirdeki eğitim sektörünün, okulların eğitim meselelerinin öncü fikirleri üniversitelerden çıkmalı. Şehrin sağlık meselesi ne üniversite el atmalı. Yani devletimiz de bunu istiyor. Ben de şahsen ekibimle birlikte bunu gönülden arzuluyorum ve bununla ilgili adımları da atıyoruz değerli dostlar. Eğitimle ilgili denilince tabii konuşacak çok şey var da ben aslında bugün sadece kutlayalım, bizim basın günümüzü kutlayalım, birlikte selamlaşalım, fazla konuşmak konuşmamak üzere aslında zihnimizde böyle düşünce içerisinde olduk ama illaki insanın aklına bir takım şeyler geliyor. Eğitim denilince inşallah Mart ayında Kahramanmaraş'ın eğitim meselesini masaya yatırıyoruz. 2 aydır çalışıyoruz. Kahramanmaraş'ta ilk defa bir eğitim çalıştayı gerçekleştireceğiz. Şu anda Kahramanmaraş'taki ve ilçelerdeki milli eğitim müdürlerimiz ve bizim eğitim fakültesi hocalarımız veri topluyor. Bu verilerle inşallah 2 ya da 3 gün sürecek Kahramanmaraş'ın eğitiminin resmini ortaya koyacağız. Üniversite olarak ve il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri olarak Kahramanmaraş'ta eğitim düzeyini nasıl yükseltiriz? Bununla ilgili öneriler inşallah ortaya çıkacak ve bunu da her yıl bunu tekrar edeceğiz. Yani bu önerileri yaptık. Acaba nereye geldik? Çünkü hepimiz işte biliyoruz, yani hepimizin çocukları, torunları var. Eğitim her şeyin başı. Eğitim her meselenin başı ve üniversitedeki eğitimin kalitesi de yine ilkokul ve ortaokuldaki kaliteye dayanıyor. İşte Kahramanmaraş'ın eğitim işte liselere ve üniversitelere öğrenci gönderme başarısı filan 55'lerde 60'larda çıkıyor yani istatistiklerde. Biz bunu tersine çevirmeliyiz ve biz de üniversite olarak üzerimize ne görev düşüyorsa yapmalıyız. Yani bu sadece eğitimle ilgili meselemiz. Yine dün aldığım bir habere göre biz bu şeye talip olduk. Teknokentlerin her yıl değil mi hocam? Her yıl bir yerde koordinasyon toplantısı var. Buna biz talip olduk.
ve birçok teknokenti olan üniversite ya da şehir talip oldu. Biz imkanlarımızı söyledik. İşte kongre merkezimizin açılacağını söyledik. Teknokentimizin güzel bir binası olduğunu yazdık. Ve dün aldığımız bilgiye göre tüm Türkiye'deki teknokentlerin koordinasyon toplantısı Nisan ayında şehrimizde olacak. Değil mi Mahit Hocam? 15-16. Bu da güzel bir haber. Arkasından yine 3. Uluslararası Robot Yarışması'nı yapacağız. Yine inşallah kongre merkezimiz Şubat ayında açıldığı zaman çok büyük ulusal ve uluslararası kongrelere imza atacağız. Evet, yani üniversitemizde bence güzel şeyler oluyor değerli dostlar. Yani siz de bunları haber yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Yani biz hepimiz beraberiz. Yani başka Kahramanmaraş yok, başka Türkiye yok. Yani bu noktada gerçekten yani samimiyiz. Yani ama samimiyetimize paralel ne kadar çalışıyoruz o da takdir sizden. Yani bir kere samimi olduğumuz kesin ekibimle birlikte. O nedenle ben iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha iyi şeyler olacak. Manşet. Gerçek çok net.